Wakkabnal adlı başkentimizi kurduk. Wakkabnal'ın çevresindeki rainforest miktarı bana Kikenitsa'yı hatırlatıyor. Çünkü Kikenitsa zaten bir Maya kentidir. Yalnız bir problem var. Başkentimizin çevresindeki yani merkezden etrafa altı kare şeyler veren çeşitli şeyler üretmek istediğimiz için başkentimizde değil de Kikenitsa'yı başka bir yerde yapmak daha doğru olur. Çünkü bunları kesmek zorunda kalacağım. Çünkü şuraya fabrika, buraya bilmem ne, altı kare çevreye bonus veren şeyleri yapmak zorunda kalacağım. O yüzden Kikenitsa için başkent yerine güneye doğru gidiyor bu ormanlar. İnşallah gidiyor. Buralarda da gidiyor. Rainforest, evet. Başka bir kent. İnşallah buluruz diye düşünüyorum. Şimdilik Wakkabnal'dan. He, bizim special unitimiz var ya. Archer o. Tabii. Pulche. Mayan Unique Ancient Era Replaces Archer Strong Range Attack Artı 5 Combat Strength When Fighting a Wounded Opponent. Öyle mi? Yaralıyı yerde tekmeliyor Hulche. Archer'dan farkı nedir abi? Crossbowman'e gidelim. Slinger'dan tamam. 15 melee 28 atak. Archer ne? 15 bile 25. Ha. Tamam. Yani 3 fazla range strength'i var. Yaralılara 5 daha. Yaralılara vururken 33 oluyor gücü. O önemli. Bu önemli. Bu yaratık. Archer he. Şu yüzden aklıma geldi. Ben şimdi normalde ben Scout Slinger Builder diye başlarım genelde bu oyundan ama Scout yapmaya niyetim yok. Sebebi başlangıçta o Scout çok lazım değil. Çünkü zaten çok uzaklara gidip bir şey arayacağımız yok. Onun yerine ben Slinger Builder diye başlamak düşünüyorum şu anda ki o Slinger'lar Hulche'ye dönüşecek. Hulche de bana ne kadar güzel. Special Unit'ime dönüşecekler. O yüzden QWW deyip Slinger Builder diyorum. Ve şehrime de giriyorum. Şimdi iki tane de inek var bu şehirde. Şimdi buradan bunu kullanıyorum diyorsun. Onu kullanıyorsun. Tamam iyi hoş production için kullanıyorsun da acaba hızla nüfusa mı gitsek? Animal Husbandry'yi hemen keşfedin abi. Buna geliştirildiği zaman bir production verir. Değil mi? 3 food bir production 2 kare demek. Çok güzel hızlanıyoruz demek. Dolayısıyla Animal Husbandry. Gerçi kaç turn? 9 turn. Sonra bir tane daha. Sonra hemen Animal Husbandry'yi kasmamıza gerek yok. Yani onu biz yapana kadar. Worker yapana kadar bir şeyler olacaktır. O arada tabii atların yerinin ortaya çıkması da iyi olur ama hani çok da acelemiz yok. Onun yerine yani mining, pottery falan bunlar gidilebilir. Pottery iyi olur tabii. Hiç tarım alanı yok değil mi? Yok. Yani hiç tarım resource'u yok. Bonus resource olarak. Biz orman tipleriyiz böyle. Ormanlardan yıldızlara uzanan yolculuk olacak. Abi çok çok sorun değil. Animal Husbandry diyorum. Hem inekleri öyle... Nasıl bufflanıyor? Ha bufflanmıyor. Atların yerini görürüz. İnekler, atlar. Milka, çikolata, muzlu süt... Neydi? Muzlu... Şey, çikolatalı milkshake. Çikolatalı muzlu milkshake ve pipo. Taş var burada. O güzel. Bakalım. Şöyle karelerimizi biraz tanıyalım. Bunlar bu arada Wakkabnal'ın da işine yarayabilirler tabii. Culture. Production da güzel. Culture da güzel. Food lazım bunlara. Bakalım. Ben şu barbarı bir bulayım. Bir de scout'u vardı burada. Bu bir spearman. Spearman'le dövüşmek bizim durumumuzda defeat diyor ama herhalde defeat olmayız canım. Aa. Gerçekten defeat mi? Major defeat. Vallahi ormana giriyorum. 1, 2, 3, 4. Burası değil de. Yani burası da olabilir. Şu anda barbar kampının olduğu yer. Bana daha fazla land area verir. Balığa erişme hakkı verir. Ama luxury'nin yani şunu ben siliyorum şimdi. O kadar emin olamadım oradan. Zaten erken koymuştum örnek olsun diye. Bakalım. Bu da nesi? Her şeyin yerini gördüler. Wakkabnal'ın yerini öğrendiler. Dikkat Wakkabnal'ı buldu. Wakkabnal. Şimdi vuruyorum. Major defeat olsun. Ben en azından ormandayım. Back attack yiyecek olursam. Ormanı savunuyor olayım.
Bu herif dolanıyor. Bir daha alta geçsem bir defeat daha perişan oluyorum. Vallahi perişan oluyorum. Yok abi biraz bekleyelim burada. Fortify until healed. Bir warrior falan çıkarsa başkente kadar kaçarım. Derken City State Meeting bonus. Mexico City. Selamun aleyküm. İlk kez biz mi karşılaştık? Hayır. Öyle mi? Başkasıyla tanıştınız mı? Yok. Tanışmadınız. O zaman bir envoy gitti zaten. Güzel. Holy Site. Anlamadığımız şeyler abi. Bize anlamadığımız şeyler sormasaydın keşke. Şehre artı bir production çok güzel. Başlangıçta. Çünkü anladığım, tahmin ettiğim kadarıyla yani önceden birazcık oyun üstüne düşününce biz observatörler ve industrial zone'lar yaratığı olacağız. Yani biz bilim ve sonra yaptığımız bilimle uzay gemisi yapmak isteyen varlıklarız. Öyle din tarafına, yok culture tarafı, culture'a giden bazı yerler tabii olacaktır ama industrial zone'larımız çok önemli. Özellikle de başkentin industrial zone'u sanıyorum çok önemli olacak. Çünkü factory 6 karedeki tüm şehirlere kendi bonusunu veren bir şey. O şehirlere factory yapmaktan kurtuluyoruz. Factory'si var sayılıyor o şehirlerin. Aynı zamanda o industrial zone'da power plant da yapılıyor. O da etrafa veriyor. Buradan da zaten az sonra zaten bu kadar düşündüm. Hani ilk başlangıcını, ilk governor ve bilmem ne bunları düşündüm. Ondan sonrasında artık yolda düzeceğiz. Artı bir production geldi. Nedir Mexico City'nin olayı? Suzerain olursak regional effects from your industrial zone, water park and entertainment complex are 3 tiles farther. Industrial zone. Ya, demin sayıyordum. Fabrika, power plant ve stadyum. Water park'ı bilmem de. Ve stadyum. Başkente yapacağım. Oğlum bu heriflerin suzerini mutlaka olmamız lazım bizim. Oyun boyunca. İyi fikir. Çünkü abi yetmedi bir şimdi 6 kare meselesini tam tutturamayacak olsak bile bunlar diyor ki 6 kare değil abi fabrikalar 9 kareye, entertainment complex 9 kareye verecek diyor. Ben bunu çok beğendim. O zaman gerçekten Kolezyum da yetmez. Kolezyum çünkü World Wonder ama burada ah bir karem daha olsaydı o zaman şu şehre de erişiyordu fabrika falan durumlarını çözecek Mexico City benim için. Benim için yaratılmışsın Mexico City. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla buraya bir şehir girecek gibi görünüyor. Şuralarda iki şehir daha koyabilirsem Maya ülkesi bu bölgedir diyebilirim. Denizleri aç da gel. Deniz problem. Bakalım onları kullanmayı da öğreniriz herhalde. Meksika seni çok beğendim. Keşke Holy Site istemeseydin. Çünkü yapmayacağım. Ama verdiğim bonus benim için yaratılmış bir bonus veriyorsun yani o merkezde yapacağım şeyleri. Bir dayak deneyelim. Yarı yarıya denedim. Experience'ım kaç? Şurada mı experience'ım benim? Ne kadar damage yedik? Allah back attack yapmaz. Bir yukarı yakalım. Back attack yapmadı. Bir soluklanayım abi. Bir sigara. Sen ben sigara yaktım. O da bir sigara yaksın. Bir warrior'ın bir sigara yaksın lütfen. Next turn dedim. İyileşiyorum. Slinger'ımız geliyor. Şöyle çevreyi bir görelim lütfen. Buralar gidiyor belli ki. İyi. Şurada yer var. Mexico City tarafı. Ha evet. Bir de şu var. Böyle bir mod kurdum. Bunları adlarını bilemiyorum. Yazarım şeye. Bunu kendime bir hatırlatayım da. Şeye yazarım, video tanımına bu modların neler olduğunu yazarım. Bu notification'ları da ayrıntı. Yani şehir şuraya büyüdü, şehrin nüfusu artıyor bilmem ne. Şu trade şeyi, deal işlerini yapan şey. Buradan map taglerinin birbirleriyle, şimdi ne işe yaradığını kullanırken daha iyi göreceğiz hep beraber. Map taglerinin önceden adjacency'leri hesaplaması ve bu. Bu da, bunun adını bile bilmiyorum, gidip bakmam lazım ama bu da çok tatlı. Şehrin şu anda içine girmek, şunu yapmak zorunda kalmadan. İki tık kurtarıyor ki çok önemli. Veyahut da üç tık. Bunu yapmak zorunda kalmadan hover'la bu şehir nereleri kullanıyor? Etraftaki durum, hangi karelerinde production durumları nasıl? Yield durumları nasıl? Nereyi kullanıyor ve nereye doğru expand etmek üzere culture topluyor? Hepsini birden tık diye gösteriyor. Mesela bunlar... Daha önceki Civ oyunlarında keşke olsaydı. Eğer Monsieur Ural ve Ferhat abi izlerse bunu bana kızacaklar. Abi bunlar ne kadar güzelmişti. Mesela Ferhat abi şuna çok kızacak. Biz bunu niye bilmiyorduk diye.
Çok güzel modlar. Adlarını inşallah bulurum. Herhalde bulurum. Şeye yazarım. Video tanımına yazarım. Ben girmeden önce bir round daha bekleyeceğim burada. Bir şey oldu. City Border Expansion. Heh, çok güzel. Bakıyoruz ve orayı da gösteriyor. Buraya expand etti. Vakkabınal diye gösteriyor. 3 gold neden abi? Hakikaten şeyler kapandı bir dakika. Ne oldu? Bunlar nasıl kapandı? Ben bir şeye bastım herhalde. Kakao sayesinde 3 gold. 2 food, 1 production, 3 gold. Yani şimdi 2 food, 1 production için sen şurayı kullanıyordun. Değiştirdin değil mi? Ha, orayı aldım. Gold'a geçtim diyorsun. Hala 2 food, 1 production. Bu kadar hızlı singer yapmak yerine nüfusu hızlı büyütmeye çalışmak da bir fikir aslında. Yani şöyle yapmak. Buraya değil de şurayı kullan abi demek. 16 turn until growth. 23 turn until growth. Bana 7 turn kazandırıyor. Singer yapma hızım. Böyle bir geçtim. Şu şehrin nüfusunu büyütmek istiyorum. Border expansion'ı gördük. Evet, artık çikolata yiyoruz. Sütlü çikolata. Bunu muzun içine katmayı daha öğrenemedik gelecekte. Hep hayal ediyoruz şimdi. Ah muzlu süt olsaydı. Ya ulan bu sütü tamam. Şu anda çikolatalı süt içiyorsunuz abi. Yani bugün çikolatalı süt, yarın muzlu süt. Ama çok süt. Bu ne? Housing istiyorum. Doğrudur. Çünkü nehir kenarına kurulmuş olmak senin hiçbir işine yaramıyor. Denyonun tekisin. Nehirden su al. Hayır abi. Farm. Farm edecek... Farm edecek resource yok. Ne yapalım? Farm dışında sana... Ya şu anda sana housing mazing yok abi. Onu geçelim. Ne kadar? Housing'i 3/2. Bu ne? Population growth. Bir de bunu söylüyor. Tamam. Bunlar önemli. Gerçekten hangi kareyi aldığı... Ya şey için önemli. Bu uygarlığı oynarken önemli. Çünkü her bir kare ve her bir... nüfus puanımız başlangıçta özellikle çok önemli. Çikolatayı çok sevdik. 13 dönem sonra bu çikolatayı yiyeceğiz diyorsun. Tamam, şu aşamada gold ne işe yarar bilmiyorum ama tile almamı sağlar. O da bir şeydir. Buraya gireyim mi? Bayağı hırpalanıyoruz ya. Bir round daha bekliyorum. O iyileşmiyor galiba bu arada. Ben iyileşiyorum. Galiba gerçekten öyle. O zaman bunu da yapacağım. Şu archery bonusunu almak için bu herifi buraya yolluyorum. Onunla indireceğim. Çünkü o zaman Archer'ya bonus alacağız. Buna bir tane daha vuruyorum. Bayağı yaraladım. Slinger gel bitir artık şu işi. Hadi Slinger. Promotion aldım ben de. Tamam. Tabii keşif meşif yapmadık ama burada bir şey rahatlığı var. Evet, Goody Hut bulabilirdik. Daha çok. Ama bu Barbarian Atlas'la uğraşmak mesela önemli. Benim bence. Çünkü ne kadar uzağa gidersek gidelim dönüp dolaşacağımız yer kürkçü dükkanı biz mayalar olarak. O bir belli yani. Ben de burada bir upgrade oluyorum abi. 7 strength defending against it. Battle cry. Bağırarak abi. Savaş bağırarak. Bağırarak yapalım yapacağımız işleri. Research dedi. Ne oldu? Animal husbandry. Var mı at? Yok. Peki. Archery'ye buff hemen alalım. Para da kazanıyoruz. Bak bu çikolatalar bir işe yarar. Okçulukla çikolata ilk... Bağlantılıdır. Papi Sinan izlediğinde bunu o teyit edecektir yorumlarda. Kendisi okçudur. Ve çikolata ile okçuluğun arasındaki ilişkiyi herkesten iyi bilir. Ben Archery diyorum. Hulche ve Temple of Artemis. Bu ne işe yarıyordu? Pasture Plantation. And Camp. Pasture Plantation. Plantation. Ne diyor? Each camp, pasture and plantation within four tiles of this wonder provide artı bir amenity must be placed adjacent to a camp improvement. Must be adjacent to a camp owned by the city. Bir tane camp şurada var. Adjacent bu kareye. Temple of Artemis koyarsam. Ya bir dakika, gerçekten bu ciddi düşünülmesi gereken bir şey. Plantation dedi. Benim burada bir plantation camp pasture. 1, 2, 3 plantation. 4 plantation. 1, 2, 3, 4. Buraya erişemedi. Ha şuradayım. 1, 2, 3, 4. Buraya, buradaki bir... Ben bunu bir işaretleyebilir miyim arkadaşlar bir saniye? Durup dururken bana temple var diye biz yaptıracaksınız ama... Hani...
Temple of Artemis bunlardan hangisi abi? Şu. Aynı zamanda da 4 food 3 housing de veririm diyor. Artemis'i severiz ya. Ben şimdi 6 görünecesi olarak kampın yanında olması lazım diyor. Ha bu işte bu şey şimdi uyardı benim. Buraya kamp işareti koyarsam. Bu kalkıyor mu mesela? Buraya bir kamp yapacağım abi ben merak etme. Kalkıyor. Tamam. Aman abi böyle olmaz dedi. Peki buraya kamp yaparsam öyle olur abi dedi. Tamam. Ayrıca adjacency bonuslarını falan da söylüyor. Çok tatlı bir şey bu mod bu. Ben buraya bir kamp yaptım. Buraya Temple of Artemis yaptım. Bunu bu şehir değil de buraya kuracağım şehir de yapabilir. Tabii. Bana 4 kare mesafede 1, 2, 3, 4 bu da dahil. Pasture'lar. 1, 2 pasture. 3 plantation, 4 plantation, 5 kamp, 6 plantation, 7 plantation. 1, 2, 3, 4, 8. 8. Ne veriyor? Bu her biri için ne veriyormuş? Nerede o? 8 amenity. 8 amenity. Şehre mi? Ya şey, onu kuran şehre mi? Bir saniye izninizle. Hiç karşılaşmamıştım. Çok da iyi bildiğim bir wonder değildir ama. Artı bir amenity. Yani amenity pool'umuza koyuyor ve her yere yolluyor mu? 8 çok fazla. Bu Temple of Artemis bizim bir milli projemiz olabilir ve Vakkabnal'da yapmak istemiyorum. Çünkü Vakkabnal'la ilgili bir vizyonum, bir hayalim var. Anlatacağım biraz sonra kafamdaki fikri. Bir settler üretim canavarına dönüştürmek istiyorum Vakkabnal'ı. Bunu yapmak için de Governor Magnus'u kullanmayı düşünüyorum. Nadiren baktığım bir tipti ama öyle düşündüm. Çünkü efendim bu diyor ki plot harvestlardan çok getiririm. Mesela bu da çok güzel. Etraftaki rainforestları kesmek zorunda kalabiliriz dediğim oydu. Surplus Logistics diyor ki şehri hızlı büyütürüm. Bana yollanan trade route'lar, internal trade route'larla bana yollayanlar da normalin üstünde hızlı büyür. Bu da güzel ama asıl derdim şuydu. İki tane. Bir bu. Provisions. Settler'lar population'ı harcamazlar. Çünkü ben böyle durduğum yerden etrafa fırırt diye settler yapmak, city'ler yollamak istiyorum. Böyle bir planım var. Magnus'la başlayıp o settler'ları bu şekilde yapıp belki de bir şeyleri reinforce'ları kesip settler'a dönüştürüp o settler'dan nüfus harcamayarak bunu yapmak. Ondan sonra surplus lojistiğe gider miyim gitmiyorum bilmiyorum. Yani fena değil ama şu da ileride hani başkente bir tane power plant ve bir tane factory'miz olacak ve çevredeki herkesi oradan besleyeceğiz diyoruz ya. Bu da diyor ki o işte benim bulunduğum şehrin power plant'ı daha iyi çalışır, daha çok enerji üretir. Çünkü bizim bir tane power plant'ımız olacak diye tahmin ediyorum bu hikayede. Sonra da bu alakasız gidiyor. Dolayısıyla da Vakkabnal'ın Magnus'u başa geçirip Rainforest chop etmeyi öğrenip Bronze Working de mi oluyordu? Nasıl oluyordu onu öğrensek iyi olur. Bu Rainforest'ları kesip o Rainforest'ları settler'a dönüştürüp bunu yaparken de population harcamadan şu çevredeki 5-6 şehri fırt diye kurmak. Bütün bunları yaparken bir de Wander yapamayacağı için buraya bir şehir kurmayı planladığımıza göre o şehre Wander'ı vermek. Temple of Artemis'i sen yap. Şeyini vermek. Ama bu Temple of Artemis'i yapalım be arkadaşlar. Bir yolunu bulun. Çünkü yani 8 nedir abi? Plantation. Doğru okuyorum değil mi? Bak ondan sonra ana demeyelim. Plantation'lar, kamplar, pasture'lar. Yani bu biraz fazla tesadüf. Bu kadar plantation ve pasture'ın arasında. Beğendim, dikkat edin. Bu deyip devam edelim. Archer demiştik zaten. Uzun uzun konuştuk. Enter. Ne oluyor? Slinger sen öldür. Öldürürsen ölmeyecek diyorsun. Bir dahakini öldürürsün. Önemli olan Archer'i bufflamak. Code of Laws gelmediği için barbarları artı 5 almadan oynuyor. Ben artık gidiyorum Slinger. Halledersin sen bu işi herhalde. Şuraya gidiyorum.
Etrafa bakıyorum, sen de işini bitir. Şurayı şöyle bir aç. Ondan sonra da buralara dolaşırsın. Artık yeterince scout etmek için fazla bile bekledik. Ha. Grasslands. Böyle bir çıktı ormanlardan herif. Biz orman yaratıklarıyız sonuçta. Ormanlarda dolanıyorduk. Ormanda barbarlar falan. Burada bir tepeye bir çıktı. Abi. Yayla. Yayla da değil. Yalıova buranın adı olsun. Yalova olsun buranın adı. Birdenbire hiç bu kadar geniş düz alan görmemiştik biz yani. İlk defa. Peki. Sen lütfen bu arkadaşlara durumu anlatır mısın? Artemis bizimdir. Archer'i bufflandı. Ha, move etmediğimiz için oraya girmedik. Bir dahaki turn gireceğiz. Peki tamam. Archer'i bufflandı. 8 turn'e düştü. Next turn. Tövbe estağfurullah. Abi. Vallahi dayak. Dön geri abi. Dayak yiyoruz. Atayım şu sapanı. Al gözüne gözüne. Haşırt diye yine adam çıktı ya. Bir indirdik. Zorluyor oyun beni. Ben tatile... Ah. Promotion geldi bana. Abi çocukları rahat bırak lan. Ben şu promotion alıyorum. Ya da taş atıyorum. Yok, promotion alıyorum. Range strength versus land units. Güzel. Garrison. Combat strength when occupying either an improvement that provides defense strength or a district. Garnizon alacağım. Archer'larıma garnizon alacağım. Çünkü biz çok kompakt ve bize saldıran maldıran olacak. Hadi ilkini voley alalım da. Defense bizim için böyle sıkışık sevgi tümseyi oynayan bir uygarlık için çok şey değil. Bir district de olacaktır. Abi, ah! Abi ne dövüyor? Öldür şunu Archer. Heh, artı 5 barbarinde geliyor. Kanun kural diye bir şey var kardeşim. Hukuk, hukukun üstünlüğü. Altı göğün kanunlarını uygulamaya koyuyorum. Barbarlara artı 5 strength, başkentte fate ve gold. Confirm. God King oldum bir kere. Zaten hani God Queen de o. Hani yani zaten bu böyle bu arada. Bu kartı yarın öbür gün buradan çıkardım diye bu durum değişmeyecek sayın mayalar. Ben sizin ecenizim. Altı göğün ecesiyim ben. Bir de disiplin. Aklınızı başınızı toplayın. God Queen'e hizmet edeceksiniz. Ben buraya vuruyorum bunu. Öldür. Ha, artık bunu yapmamı gerek yok. Bir dakika. Bir hamlede iki yere hem bunu ben çünkü aldım hem level aldım hem Evreka'yı aldım. Ben buna girerim. Kafanı gözünü girdim. Barbar kampından 3 era 3. Güzel. Ne gördüm? Military Tradition bufflandı. Hiçlik gördüm. Evet. Burası yerine burası fikri daha da iyi oldu. Çünkü bu luxury. Bu bir balık galiba. Bu bir luxury. Peki. Fena değil. Şurası fazla boş ama Liang gelebilir. O zaman çalışabilir. Bir harboru olur. Liang gelir falan. Biraz denizcilikten anlayan. Harbor buralara yapılabiliyor mu? Bilmiyorum. Bu kayalıklara harbor yapılabiliyor mu ama. Yapılabiliyor mu? Buradan sorsam acaba harbor yapabilir miyim? Ama buna da güvenemedim şimdi. Ama her şartta başkente 4 kare. 1, 2, 3, 4 kare. Buraya. Buradan hem Pearl'a hem buraya erişiyor. Ben bu noktayı beğendim. Burayı işaretliyorum city olarak. Bir şeye komşu değil. Luxury'ye komşu değil maalesef ama şimdi böyle bir şey yapacak olursak bir çiftlikler tasarımı yapmak gerekecek ve mümkünse Vakkabnal'la ikisi birlikte bir alanı çiftlikler halinde kullansınlar diye düşünmek gerekecek. O da mümkün olduğu kadar plantation'ların olduğu bölgede olacak ama ikimizin ortak kullanabileceği alan şey alan diyorum şey Luxury bu var. Plantation bu var. Yani buralar da var ama tuhaf. Bu aynı zamanda yukarıya şuraya kurulacak olan şehre de bir tane şey verir. Kampüs verir. Ve biz bu sayede bunun dışındaki her yeri de bunlar ne? Plains. Plains. Bu bölgeleri bunlar hil mi? Şu hilleri bana bir gösterir misin? Nerelere ben şey kuramıyorum? Ay. Buralara kuramazsın diyorsun. Şuraya kuram. Burası kamp zaten.
Burada Artemis Tapınağı geliyor. Yani burada bir tane. Burada istediğimiz kadar. Bir tanesine kampüs konacak. Artemis Tapınağı da var. Şuraya bir kampüs. Veya şuraya bir kampüs. Bunu şöyle düşünüyorum. Artemis Tapınağı'nın yanına bir tiyatro binası kurmak isteyebiliriz. Wonder'dan alacağı bonus için. Ama yani evet, bir tane de buraya, buralara da farm yapılabiliyor gibi görünüyor. Lake Inkens var. Biraz daha iyi olabilirdi ama sonuçta şu üç şehrin ortak kullandığı bir plantation. Şehrin nerede olduğunu bilmiyorum bu arada. Burada bir yerde olacak. Şuraya kampüsü geldi. Bunun kampüsü buraya bir yere geldi. Bunun kampüsü buraya. Buraya farmlar yaptık gibi bir plan düşünülebilir. Açılışta demiştim ya, böyle plantation çevresinde üşüşmüş kampüsler ve onların çevresinde mümkün olduğu kadar farmlar. Bu göl burada olmasa daha çok sevinirdim. Ne yapalım? Bu kadar çıkıyor. Bu ne diyor? Military tradition bufflandı. Threatening camp destroyed. Şimdi burayı da gördüğümüze göre ve çok da fazla seçenek olmadığına göre, buralara zaten yerleşemiyoruz. Bak, kablolara fazla yakınız. Sizden arkadaşlar ricam, biriniz, sen hemen şu yolu, şu Mexico City. Ha, bir tane daha Slinger çıkıyor değil mi? Tamam. O zaman sen şu bölgeyi bana gör. Sen şuraya tekrar, demin çıktığın dağa tekrar çık. Bu Slinger da buraya gitsin. Şu bölgeyi bana görün. Ondan sonra da Warrior sen de gel buralara işte de. Şu bölgeyi gör. O zaman zaten elimizde ne var? Malzememiz nedir? Çıkmış olacak ortaya. Şey yani bu şey bir kare daha. Mesela Vakkablalı buraya değil buraya kurmalı mıydım diye şimdi düşünüyorum. Daha iyi olabilirdi. Buraya kursaydım. Buradaki şehirlere daha çok nefes alma alanı bırakmış olacaktım. Ama elimizde bu var. Deniz kullanmamız gerekecek burada. Yani en azından Liang var elimizde. Bir adet Liang var. O Liang'ı değerlendirmek için bir şehir olur ama ikinci şehir denize çok muhtaç olmasın o zaman. Mümkün ise. Bu çaresiz buraları kullanmak zorunda. Ve Liang buraları çok güzel değerlendirir. Buralar hep coast çünkü. Değil mi? Öyle ben görerek anlayamıyorum. Coast'ları bana gösterir misin? Evet. Burası değilmiş. Buralar hep coast. Buralara Liang'dan çok güzel şeyler çıkar. Ama Liang bir tane. Yukarıdaki ayrıca isterse oraya bulamam. O yüzden mümkünse bir tane deniz şehrimiz olsun arkadaşlar. Slinger'ı çıkaracağız. Bir Slinger yukarıya, bir Slinger doğuya, Warrior da güneydoğuya doğru gidecek. Kampı hallettik. Bir mola vereceğim. Bu moladan döndüğüm zaman da artık dünyamız nasıl bir yermiş onu anlayacağız.